Güneydoğu Televizyonu Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bülteninde günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Mutlu akşamlar. Üzücü bir haberle başlıyoruz sevgili izleyiciler. Maalesef 7 kişinin hayatını kaybettiği bir terör saldırısı haberi Diyarbakır Kulp ilçesinde meydana geldi. PKK'lı teröristlerce odun toplamak için ormana giden işçilere yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 7 kişi hayatını kaybederken 10 kişi de yaralandı. Diyarbakır Kulp ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce düzenlenen 7 kişinin şehit olduğu, 10 kişinin yaralandığı saldırının detayları gün ağarınca ortaya çıktı. Kulp'un Ağaçkurur köyü mevkisinde dün odun toplamaya giden köylülerin bulunduğu araca teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen 7 kişinin şehit olduğu saldırıda yaralanan 10 kişiden 9'unun tedavisi Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde sürüyor. Saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında olay yerinde patlamadan kısa bir süre önce belediyeye ait aracın görüldüğü bilgisi üzerine haklarında yakalama kararı çıkarılan 4 şüpheliden gözaltına alınan HDP İl Başkanı AK, HDP'li Kulp Belediye Fen İşleri Müdürü Şeyhan'ın emniyetteki işlemleri devam ediyor. Soruşturmada ilçedeki kurum ve iş yerlerine ait güvenlik kameraları ile HDP'li Kulp Belediyesi'nin otoparkındaki giriş çıkış yapan araçlara ilişkin görüntüler inceleniyor. Saldırının ardından güvenlik güçlerince PKK'lı teröristlere yönelik bölgede başlatılan operasyon sürüyor. Sivillerin bulunduğu pikaba yönelik saldırının odunların yüklendiği traktörün geçişinden hemen sonra gerçekleştirildiği belirlendi. Saldırıda kullanılan el yapım patlayıcın uzaktan kumandalı olduğu tespit edildi. Patlamanın etkisiyle yolun karşı tarafına savrularak şarampole yuvarlanan pikabın ağaçlara takılarak durabildiği görüldü. Olay yerinde patlamanın etkisiyle yaklaşık 1,5 metre eninde çukur oluştu. Saldırıda Siraç, Ömer ve Abit Yıldız, Ahmet Ay, İhsan Çelik Bilek, Mehmet Bozgel ve Sinan diğer şehit düştü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Diyarbakır Kulp Devlet Hastanesi'nde açıklama yaptı. Maalesef müessif bir olay sonucu hepimizi üzen kahreden bir olay sonucu buradayız. Milletçe başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Dün oldu artık. Dün saat 18.30 sularında şu anda bulunduğumuz Kulp ilçemizin Ağaçkorur köyünün mezrasında bir mazlumiyetle, masumiyetle hem rızıklarını, ekmek paralarını kazanmak için ormanın vermiş olduğu bir izin çerçevesinde orada ormanı seyreltmeye, kesime giden Muş'tan, Batman'dan, Kulp'tan gelen 20 kişilik bir işçi grubu akşamleyin 18.30 civarında dönerken kalleş diyebiliriz, hain diyebiliriz, her zaman yaptıkları gibi alçakça diyebiliriz, bir saldırı sonucu el yapımı patlayıcıyı yolun kenarına kazmak suretiyle oradan geçen aracı patlatmak suretiyle 7 kişi, 7 evladımız, 7 insanımız, 7 kardeşimiz Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Allah rahmet eylesin. Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütü mensupları tarafından yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan vatandaşlar kahrolsun PKK sloganları ile son yolculuklarına uğurlandı. Kulp ilçesindeki cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Anlayamadım. Halen
halen, altını çizerek belirtiyorum, halen, bu kelime çok önemli. Şu telefon dolandırıcılarına kanan var mı diye merak ediyordum. Varmış. Birileri kendini polis, savcı diye tanıtarak şahısları arıyor ve o şahısları dolandırmaya çalışıyor. Maalesef ve insanlar da halen bunlara kanıyor sevgili seyirciler. Hangi çağda yaşıyoruz bilmiyorum. Ya da bu insanlar bunları nasıl tespit ediyorlar? Arayacakları kişilerin, yani kusura bakmasınlar ama saf olduklarını nereden biliyorlar? Hayret ediyorum. Hayret ediyorum. Gerçekten hayret ediyorum. Yine bir telefon dolandırıcılığı nerede yaşanmış? Malatya, Tunceli ve Esparta'da operasyon yapıldı. O dolandırıcılık yapanların bir kısmı Akçakale ilçesinde, bir kısmı da Şanlıurfa'ya gelirken yolda yakalandı. Malatya'da MG'yi telefonla arayan ve kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler, mağdurları terör örgütleriyle bağlantıları olduğu iddiasıyla panik haline sokarak evde bulunan para ve ziynet eşyalarını istedi. Korkuya kapılan MG'nin evinde bulunan altın ve paraları poşete koyarak belirtilen yere bıraktı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan MG durumu polise bildirdi. Asayi Şube Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları istihbarat ve teknik takip sonucunda yaklaşık bir saat içerisinde şüphelilerin kullandığı aracı ve plakasını belirledi. Şüphelilerin kullandığı aracın Doğanşehir ilçesinde seyir halinde olduğunu ve zanlıların Şanlıurfa'ya kaçmaya çalıştıklarını belirleyen ekipler, içerisinde 4'ü Suriye uyruklu 5 şüphelinin bulunduğu aracı Sürgü mahallesinde durdurdu. Polis şüpheliler AE, FŞ, HZ, İŞ ve ME'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere çıkarılan 5 şüpheliden İŞ ve ME tutuklandı. AE, FŞ ve HZ adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan Tunceli'de de 72 yaşındaki YZK ile 76 yaşındaki GK 10 gün önce telefonda kendisini arayan ve kendisini polis merkezi amiri olarak tanıtan şahıs tarafından 15.000 TL dolandırdı. Parayı veren YZK dolandırılırını düşünerek durumu hemen polise bildirdi. Bunun üzerine hemen harekete geçen polis, MOBESE ve güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şahsın eşkalini belirledi. Şüphelilerin bindiği araca da ulaşan polis, plaka tanıma sistemi sayesinde şahısların Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine doğru gittiğini tespit etti. Durumun Akçakale ilçe emniyet müdürlüğüne bildirilmesi üzerine şüphelilerin bulunduğu araç ilçe girişinde durduruldu. Araçta bulunan şüpheliler YATE, YEE gözaltına alındı. Araç içinde yapılan aramada torpido gözünde üzerinde Tunceli yazan poşet içerisinde 15.000 TL para ele geçirildi. Haklarında işlem yapılan şüpheliler Şanlıurfa'da adliye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden YA tutuklandı. TE adli kontrol şartıyla YAE ile savcılıkta serbest bırakıldı. Ayrıca Isparta'da telefonla aradıkları 70 yaşındaki kadının polisim diyerek 400.000 liralık ve para ziynet eşyası çalan dolandırıcılık ekibi yakalandı. İddiaya göre 70 yaşındaki HA'yı polis olduğunu iddia ederek arayan kişi ya da kişiler adının bir soruşturmaya karıştığı yalanıyla yüklü miktarda para ve ziynet eşyasını kendilerine teslim etmesini istedi. Çeşitli yalan ve sahte kimliklerle oyalanan korkutulan HA, telefon görüşmesinin ertesi gününde eve gelen OS'ye parasal değeri 300.000 liranın üzerinde ziynet eşyalarını teslim etti. Aynı yöntemle HA'nın hesabında bulunan 80.000 lira tutarındaki nakit parayı da teslim alan dolandırıcılar kayıplara karıştı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan HA, durumu bu kez gerçek polislere bildirdi. Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayi Şube Müdürlüğü ekiplerinin harekete geçtiği olay sonrasında HA'dan para ve ziynet eşyalarını teslim alan OSO, para ve ziynet eşyalarıyla birlikte Isparta'da kıskıvrak yakalandı. Soruşturmayı derinleştiren Isparta polisi Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçerek telefonla dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiği iddia edilen İŞ, MŞ, SK ve BD isimli 4 şüpheliyi daha ulaştı. Isparta ve Şanlıurfa polisinin yaptığı ortak çalışma ile Şanlıurfa'da yakalanan 4 şüpheli de Isparta'ya getirilerek gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler daha sonra Isparta Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkarılan 5 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderilirken dolandırılan para ve ziynet eşyalarının sahibine teslim edildi. Emniyet Müdürlüğü yetkilileri hiçbir polis veya savcının para istemeyeceğini belirterek dolandırıcılara karşı vatandaşların dikkatli olmasını, karşılaştıkları benzer bir durumda en yakın polis merkezine gitmelerini istedi.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ortak canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kanal Urfa Edesa TV ve Güneydoğu TV'nin ortak yayınında önemli konulara değinen Beyazgül, Çevik Kuvvet'te yol çalışmasının bitme aşamasına geldiğini, Trambüs'te de son safhada olduklarını belirtti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül dün çıktığı ortak yayında önemli açıklamalarda bulundu. Güneydoğu TV, Kanal Urfa ve Edesa TV ortak yayınında soruları yanıtlayan Beyazgül, kentteki çalışmalara değindi. Beyazgül, Çevik Kuvvet'ten Gaf Vadisi'ne, tasarruftan Trambüs'e birçok konuya da açıklık getirdi. Karakoyun veya AVM kavşağı dediğimiz kavşak. Biz müteahhitle görüştük. Müteahhit zarar ettiğini, işte bu işten çekilmek istediğini bize ifade etti. Biz burada şunu söyledik. Yani sizin dedim devam etmediğiniz takdirde şunu yaparız. Biz sizin teminatınızı belediye gelir olarak kaydederiz ve bu işi yapmamış olursunuz. Yani tasfiye etmeyiz biz. Müteahhit bir müddet bekledi fakat bayram öncesiydi. Kazalar olmasın diye belirli bir yolu biz kısmını açtık. O ikili kısmı biz açtık ve oranın bedelini müteahhitten mahsup ettik. Oraya karşılık bedel ödenmiyor şu anda ve tespitlerimizi tam yaptık. Müteahhit sonra şu geldi. Efendim ben dedi devam etmek istiyorum. Üst geçidi yapacak. Şimdi bundan sonraki işi artık kalan kısmı müteahhit tamamlayacak ve orası tamamen bitmiş olacak. Şu anda orada sorun kalktı. Çevik Kuvvet Kavşağı'na gelince biz gelir gelmez Çevik Kuvvet Kavşağı gündemimizdeydi zaten. Kızılcahamam toplantısında Cumhurbaşkanımız ve karşılığında da bakanlarımız oturuyordu. Orada biz şunu söyledik. Efendim dedik, evet bakanımız, Ulaştırma Bakanımız konuyla çok yakın ilgileniyor ama artık Urfa halkı bu ilgilenmenin ötesinde bir tarih istiyor dedik. Neyse sorun çözülsün istiyor dedik. Konunun üzerine gittik. Konuyla ilgili problemleri öğrendik. Milletvekillerimiz, il başkanımız aynı gayretle beraber hareket ettik. Ve konu çözüm noktasına doğru geldi. Şimdi orada da üst kısım açılıyor. Tahmin ediyorum cumartesi günü tek bir şerit açılacak. Daha sonra da aradan çok kısa bir zaman birkaç gün sonra da iki şerit olarak açılacak. Devamında biz asfaltlamayı tamamladık orayla ilişkin olmak üzere de. Orası da bitmiş oluyor. Bir ayda kale arkasını biz şeyini tamamladık, kamulaştırması tamamladık, yıkımına başladık. Bir ay gibi bir sürede öncesinde elbette ki bir takım tespitler yapacaksın. Kim oturuyor? Bu binanın miktarı nedir? Rakamı nedir? Bütün bunların çalışmasını çok süratle hiçbir şehirde olmayacak süratle bir çalışma. Düşün geldik Nisan'da işte Temmuz ayında bunu yıkmaya başladık. Ağustos ayında yıkmaya başladık. Yani bu nerede görülmüş? Trambüs gerçekten iyi niyetle başlanmış bir çalışma. Biz geldikten sonra bir inceleme yaptık. Yalova Ulaşım Mühendisliği Fakültesi'ne yaptırdık bu çalışmayı. Fakülteden aldığımız rapor şunu diyor. Bu güzergahta 25 metrelik trambüsler işlemiyor diyor. Ne yapalım o zaman? Fabrikaya baktık, imalata geçmemişler. 18 metre olur mu dedik bu. Yani şimdiki körüklü otobüslerimiz boyutunda olur mu dedik. Olur dediler. 18 metre olarak trambüsümüzü imalatını talimat vereceğiz, yapılacak. Bunu da geldiğimiz ilk gün başlattık. Raporlarımızı aldık, trambüsün işte görüşmelerimizi yaptık. İmalatı durdurun bakalım dedik. Çünkü böyle bir söylenti var. Halkımız boşuna konuşmaz dedik. Dinleyelim halkımızı sizi. Geldiğimizden beri bir yandan da bu çalışmayı yürüttük. Şimdi son noktaya gelmek üzereyiz. Hiçbir zararımız olmayacak ve Allah'ın izniyle de bu bölgede ring hattı olarak bunu çalıştırmam mümkün olacak. Şanlıurfa Spor'a desteğimizi devam ettirdik bu konuda. Ancak ben şimdiki başkan da bakın fedakar bir kardeşimiz. O da şunu söylüyor bize. Ben kendisine dedim bırak bu işi bize. Başkanım sana çok sorumluluk gelir. Tamam da bu yükün altından sen kalkamazsın. Ben biliyorum bu olayı ben görüyorum dedim. Kalkamazsın bırak bize. Şanlıurfa Spor'a hayat suyu denilen desteklerimiz devam ediyor ama diğer taraftan Metin Başkanıma da şunu söyledim. Karaköprü'yü dinamik tut. Karaköprü bize lazım edebilir dedik.
bize Futbol Federasyonu Başkanı'nın bildirdiği acil olan 23 milyon para. Efendim bu 23 milyon para nereden bulunacak? Efendim gidin bir yerlerden isteyin. Hangi memleket nasıl sorunu çözmüşse söyleyin bana dedim. Şu şehre aç dediler. Vallahi başkan dedi, belediye başkanı. Ben dedi, sadece dedi su paralarına işte arkasına 1 liralık veya 2 liralık pul yapıştırılır mı yapıştırılamaz mı onun peşindeyim. Benim verdiğim bir para yok. Şehrin parasını nasıl vereyim diyor. Nereye diyorsanız açalım. Hangi belediye başkanı yapmışsa ben daha iki katını yapayım diyorum. Mesela Antep gibi çok büyük zenginlerimiz yok. Veyahut da bir Karadeniz'deki yerler gibi çok büyük zenginlerimiz yok. İşte Antep'te bir kulübü kapattılar, ötekisini şirketleşti ve büyük bir iş adamı ben bunu üstleniyorum dedi. Tabii ben bunu üstleniyorum dedi. Ama biz çözümü çok büyük zenginimiz olmadığı için halkımızın tamamını hareketlendirerek bulmamız gerekirdi. Ama halkımıza bugünkü vahim tabloyu 4 ay önce ortaya dökmemiz lazım. Bakın arkadaşlar. 4 yıl önce Diyarbakır'da bir polisimiz şehit olmuştu sevgili izleyiciler. O Ali Öztürk, şehidimiz Ali Öztürk için şehadetinin 4. yılında memleketi Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde anıldı. Sabah saatlerinde ilçe kaymakamlığı önünde düzenlenen programda Siverek bisiklet takımından 15 sporcu Diyarbakır Çermi'ye bağlı Gürüz Kırsal Mahallesi'nde bulunan şehit polis Ali Öztürk'ün mezarına götürülecekleri bayrakları ilçe kaymakamı Mustafa Çiftçiler, Siverek Belediye Başkanı Şehmus Aydın ve ilçe emniyet müdürü Teoman Yıldırım'dan aldı. Yaklaşık 35 kilometre pedal çeviren sporcular Çermi'ye bağlı Gürüz Kırsal Mahallesi'nde bulunan Ali Öztürk'ün mezarına gelerek dua etti. Duygulu anların yaşandığı anma programında şehit polisin oğlu Burak Öztürk gözyaşlarına hakim olamadı. Annesi ve çevredekiler tarafından teselli edilen küçük çocuk daha sonra Türk bayrağını öpüp alnına koyduktan sonra şehit babasının mezarına bıraktı. Gaziantep'te gastronomi şenliği vardı, festivali vardı sevgili izleyiciler. Gastronomi festivalinde de Şanlıurfa ön plana çıktı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı stand gastronomi festivaline katılan vatandaşların yoğun ilgisini gördü. Büyükşehir Belediyesi gastronomi alanında Şanlıurfa değerlerinin tanımını sürdürüyor. Gerek yurt içi gerekse yurt dışında katıldığı platformlarda Şanlıurfa yemek kültüründen örnek sunumlar gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi son olarak Gaziantep Gastronomi Festivali'nde yerini aldı. Festival ilk olarak Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Selami Yıldız'ın katılım gösterdiği kortej yürüyüşüyle başladı. Antep Kalesi önünde başlayan kortej yürüyüşü öncesi sanatçı Kutsi mini bir konser verirken festivalde Şanlıurfa rüzgarı esti. Şanlıurfa yöresine ait yemeklerin ve damak tadından örneklerin sergilendiği standta ikramı yapılan çiğ köfte ve peynirli helvaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Festivalde Büyükşehir Belediyesi özellikle Göbekli Tepe'nin tanıtımına da ağırlık verirken Göbekli Tepe'ye yönelik bilgi içeren materyaller vatandaşlara dağıtıldı. Tabii bu festivalde ilginç etkinliklere sahne oldu sevgili izleyiciler. Festival 3 gün sürüyor. Gaziantep'teki gastronomi festivali bu kapsamda da Tektaş Kırsal Mahallesi'nde de Antep fıstığı hasadı yapıldı. Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep'i Geliştirme Vakfı işbirliğinde düzenlenen 2. Gastro Antep Festivali il sınırlarına kadar uzandı.
Güneşten, topraktan ve tarihten gelen yerel lezzeti dünyaya tanıtmak amacıyla organize edilen gastronomi festivalinin nabzı nizip dağıttı. Festivalin ikinci gününe 90 dönüm Antep fıstığı tarlasındaki hasatla merhaba diyen dünyaca ünlü Michael'ın yıldızlı şefler, Türkiye'nin gastronomi profesyonelleri, gurmeler, gastronomi yazarları unutulmaz anlar yaşadı. Fıstık hasadına Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Milletvekillerinden Derya Bakbak, Mehmet Erdoğan, Müslüm Yüksel, Mehmet Said Kirazoğlu, Göre ve Belediye Başkanı Ömer Eren'in yanı sıra 40 ülkeden dünyaca ünlü Michael'ın yıldızlı şefler, UNESCO gastronomi şehirlerinin temsilcileri katıldı. Hasat öncesi kalabalığa seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Zeugma Müzesi'nin sembolü haline gelen Çingene Kızı'nın bütün dünyayı Gaziantep'e çağırdığını söyledi. Evliya Çelebi bütün dünyayı dolaşmış, bu bölgeye gelince şehri ayın tabu cihan demiş. Dünyanın göz bebeği demiş. Dünyanın göz bebeği yapan şey bizim bugün Barak Ovası. Muhteşem bir toprak var. Muhteşem bir güneş var. Şimdi bu hazine bir taraftan Roma dönemi demek, bir taraftan Hitit dönemi demek. Kargamış'ta antik kentleri çıkarıyoruz. Zeugma'nın bu Çingene Kızı 3 boyutlu Mona Lisa'mız bütün dünyayı Gaziantep'e çağırıyor. Gaziantep Valisi Davut Gül de Gastroantep Festivali'nin bu yıl ikinci yapılmasına rağmen sanki yıllardır yapılıyormuşçasına bir atmosferin oluşturulduğunu söyledi. Kaymakamımıza, belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nin daire başkanlarına, görevlilerine teşekkür ediyoruz. Beklediğimizin çok ötesinde çok güzel bir atmosfer oluşturulmuş. Her ne kadar biraz sıcak olsa da bu şartlarda olabileceğin en iyisi olmuş. Baktığımızda ikincisini yapmamıza rağmen sanki 50 yıldır, 100 yıldır yapılan bir organizasyon hüviyetine kavuştu. Bölgede nadir olarak yapılan böbrek tümörü ameliyatı Biricik Devlet Hastanesi'nde ilk defa gerçekleştirildi. Bölgede nadir olarak yapılan böbrek tümörü ameliyatı Biricik Devlet Hastanesi'nde ilk defa gerçekleştirildi. Uroloji uzmanı Doktor Gökhan Urgun ve anestezi uzmanı Doktor Adnan Ay tarafından başarılı bir şekilde yapılan ameliyatla 72 yaşındaki yaşlı kadın sağlığına kavuştu. Biricik Devlet Hastanesi'nden üroloji uzmanı Doktor Gökhan Urgun ve arkadaşım anestezi uzmanı Doktor Adnan Ay. Bugün 72 yaşında bir bayan hastamız var. Sağ böbrekte 7x8 santimlik kitlesi olan, tümör olan bir hasta. Sol böbrek fonksiyonları da çok iyi değil. O yüzden birkaç merkezden geri çevrilen bir hasta bu ameliyat için. Bugün Biricik Devlet Hastanesi'nde bu hastayı ameliyatını başarıyla yaptık. Sağ radikal nefrektomisini yaptık. Hasta şu an genel durumu gayet iyi. Serviste takip ediliyor. Biricik Devlet Hastanesi'nde bu tür ameliyatlar yapılmaktadır. Daha iyi hizmet verebilmek için ben ve arkadaşlarım, ekibim burada bu tür ameliyatları yapmaya devam edeceğiz. Haliliye Belediyesi Bahçeli Evler Eğitim ve Gençlik Merkezi'nde verdiği ücretsiz üniversite hazırlık kursları ile gençleri hayallerine kavuşturuyor. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın talimatlarıyla gençlerin eğitimine yönelik bir türlü alanda çalışma yürütmeyi hedefleyen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, çeşitli sınavlara hazırlanan gençlere uygun ortamlar oluşturmaya devam ediyor. Yürütülen eğitim çalışmaları kapsamında Bahçeli Evler Eğitim ve Gençlik Merkezi binasında Yüksek Öğretim Kurumları sınavına hazırlanacak olan mezun öğrencilere yönelik tüm branşlardan alanında uzman öğretmenler tarafından kurs faaliyetleri sürdürüyor. TYT ve AYT kurslarına yönelik sayısal, sözel ve eşit ağırlık alanlarındaki öğrencilere program dahilinde matematik, geometri, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe, edebiyat ve Türkçe dersleri verilecek. Müdürlük tarafından oluşturulan programa göre 350 öğrenci açılan kurslara üniversiteye hazırlanacak. Kurslarda eğitimler hafta içi saat 9'da başlayıp akşam saat 18'de sona ermesi planlanıyor. Öte yandan geçtiğimiz günlerde bir önceki dönemde Haliliye Belediyesi'nin kursları ile üniversiteye hazırlanıp kazanan öğrenciler Başkan Mehmet Can Polat tarafından ödüllendirilmişti. Eğitim sonu gelin, bilgi alın.
Şanlıurfa Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası ile bir hukuk bürosu arasında protokol imzalandı. Bu kapsamda da imzalanan protokol ile odanın hukuki işlemleri avukatlar Halil Barut ve Serhat Özdede tarafından yürütülecek. Şanlıurfa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ile avukatlar Halil Barut ve Serhat Özdede arasında protokol imzalandı. Şanlıurfa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Mustafa Karadağ'ın imzaladığı protokol ile Şanlıurfa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın hukuki işlemleri avukatlar Halil Barut ve Serhat Özdede tarafından yürütülecek. Bugün odamız tüzel kişiliği ile avukat Serhat Özdede, avukat Halil Barut'un yer aldığı hukuk bürosu ile odamız arasında avukatlık sözleşmesi imzaladık. Bu avukatlık sözleşmesi ile bizim odamızın bütün hukuki davalarına ve odamız üyelerinin mükellefleriyle olan alacak davaları ile diğer hukuk davalarına anlaşmayı imzalamış olduğumuz hukuk bürosu ilgilenecektir. Ben bu anlaşmanın her iki tarafa hayırlı olmasını diliyorum. Şanlıurfa'da iki çocuğunu böbrek hastalığından kaybeden aile, üçüncü çocuğunu da kaybetmemek için böbrek nakli bekliyor. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Ayvanat mahallesinde yaşayan Kasım ve Hacer çiftinin doğuştan nefrotik sendrom hastası 3 yaşındaki kızları Yıldız Lale'nin tedavisi sürüyor. Şanlıurfa Eyyubi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde diyaliz makinesine bağlı olan minik kızın sağlığına kavuşabilmesi için böbrek nakli olması gerekiyor. Daha önce aynı hastalıktan iki çocuğunu kaybeden aile kızlarının böbrek nakli olabilmesi için yardım bekliyor. Bu hastalıktan İki tane çocuğumu kaybettim. İşte bu da üçüncüsü olmasın. Ne bileyim yani o nakil bir yerde çıkarsa seviniriz yani. Madde durumumuz da iyi değil. Çalışamıyoruz. Hep hastanedeyiz. Bu kızımızın da kurtarmasını istiyoruz yani. İki çocuğu kaybetmişiz. Bunu da kaybetmek istemiyoruz. 9 gün oluyor. 9 gün buradaydı. Geçen sene 3 yıldır tedavi görüyor. Geçen sene 7 ay Ankara Gazi Hastanede kaldık. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Şuski Genel Müdürlüğü de kış aylarında olası su taşkınlarının önüne geçmek için çalışma temposunu artırdı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü il genelinde altyapı çalışmalarını yürütmenin yanı sıra hat temizliği, kanalizasyon, baca temizliği ve menfez yapımı gibi bakım onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Şehir merkezinde bakım onarım faaliyetlerine devam ederek yapılan rutin faaliyetlerinin yanı sıra kış mevsiminin yaklaşması nedeniyle temposunu artıran ve yoğun yağışlarda sorun yaşanmaması için çalışan Şuski ekipleri gece ve gündüz şeklinde vardiyalı hizmetlerine devam ediyor. Araç yoğunluğunun fazla olduğu bulvar ve caddelerde çalışmaları gece düzenleyen ekipler menfez ve rögar temizliğini titiz bir şekilde gerçekleştiriyor. Bakım onarım çalışmaları kapsamında Şuski Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 2019 yılı başından bugüne kadar Şanlıurfa Şehir Merkezi'nde 168.344 metre kanalizasyon hattı temizliği yaparken ayrıca 42.820 adet vidanjör talebine planlı ve anında dönüş sağladı. Güzel ve mutlu bir haberle haber bültenine nokta koyacağız sevgili izleyiciler. Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli Müjgan Mermer ablamız ile Tarım İl Müdürlüğü'nde görevli İbrahim Halil Sayar dünya evine girdi. Şimdiden bir çifte bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz ki Müjgan ablamız Milli Eğitim Camiası'nın ablasıdır. Çok emek vermiştir. Kendisiyle de teşrik-i mesaimiz de dışarıdan da olsa olmuştur. Kendilerine ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde uzun yıllardır emek veren ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sevilen simalarından Müjgan Mermer, Tarım İl Müdürlüğü'nde görevli İbrahim Halil Sayar ile dünya evine girdi. Çiftin nikahı bugün Karaköprü Nikah Dairesi'nde düzenlenen törenle kıyıldı.
Düzenlenen nikah töreninde çiftin çalışma arkadaşları onları yalnız bırakmadı. Törene İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli çok sayıda kişi katıldı. Sağ olun, var olun. Yasaların bize vermiş olduğu yetkiye dayanarak bu iki kardeşimizi karı koca ilan ediyorum. Allah hayırlı ve uğurlu etsin inşallah. Allah mesut eylesin. Salih ve salih evlatlarsın. Nikah töreninin ardından Eyüp İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demir ve Karaköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Murat Yanmaz ile çiftin çalışma arkadaşları tebriklerini iletti. İnşallah çiftimizin çocuklarının sünnet ve düğün törenini de sunmak bizlere nasip olur. O günleri görecek miyiz bilmiyorum ama inşallah olur. Gerçekten çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Çifte bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz her ne kadar davet edilmesek de. Haber bültenimize nokta koyuyoruz sevgili izleyiciler. Yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarım adına hepinize mutlu akşamlar, mutlu yarınlar diliyorum. Hoşçakalın.